Evet, ardı ardına bombardımanların ardından tabii biz bölgeden ayrılmak zorunda kaldık. Zira sivillerin tahliyesine de kısa bir süreliğine ara verildi elbette. Çünkü ardı ardına hem havan saldırıları hem füze saldırılarıyla artık İrpin ve Buşa tamamen ateş altında diyebiliriz. Şu an itibariyle bulunduğumuz nokta artık Kiev'in merkezi. Ama az önce de söyledim, artık Kiev'in hiçbir noktası güvenli değil. Zira birkaç gün önce de yine televizyon kulesinin bulunduğu bu bölge hedef alınmıştı. Ve buradaki saldırılarda da bir kişi hayatını kaybetmişti. Tabii bugün özellikle Mariupol için önemli bir gün. Dün hatırlayacaksınız, tahliyelerin gerçekleşmesi bekleniyordu ama o tahliyeler karşılıklı atışların ardından gerçekleşmedi. Bugün itibariyle de 10 ve 21 arasında yerel saatlerde yeniden bir ateşkes ilan edildi ve sivil nüfusun tahliyesinin başlayacağı söylendi. İnsani yardım koridoru Mariupol, Porvoske, Mangus, Respublika, Rozovko, Bilmak ve Zaporojya güzergahı seçildi ki Zaporojya'da yine ateş hatlarından bir tanesi birkaç gün öncesine damgasını vurmuştu. Özellikle Zaporojya'da bulunan nükleer santral uzun çatışmalar sonrasındaki yangın da çıkmıştı. Üstelik radyasyon seviyelerindeki artış da merak ediliyordu. İşte Zaporojya'da yine geçiş güzergahlarından bir tanesi olacak. Eğer bir kez daha ateşkese uyulmazsa tabii ki yine az önce kaydedilen görüntülerin kaydedilecek olması da işten bile değil. Özel araçlarıyla şehirden ayrılmak isteyenler tahliye konvoyunu takip ederek ayrılacaklar. Araçların mümkün olduğunca kalabalık olmaması yetkililer tarafından istendi. Ve Rus tarafının ateşkes ihlali nedeniyle de bir kez daha altı çizildi ki Mariupol ve Volnovaha'dan tahliyeler durdurulmuştu. Tabii bununla birlikte Birleşmiş Milletler 1,5 milyondan fazla mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçiş yapmış olduğunu duyurdular. Ardı ardına sivil tahliyeleri gerçekleşmeye devam ediyor. Bir yandan da tabii ki o şiddetli çatışmalara tanık oluyoruz. Az önce de ekranlarınıza getirdik. İrpin ve Buşa özellikle iki günden bu yana ateş altında ki iki noktanın da çok önemli olduğunun altını çizmekte bir kez daha fayda var. Zira eğer o hat kırılırsa artık Kiev'de sokak savaşlarının başlaması an meselesi. Bunun altını çizmekte fayda var. Biz oradan güvenli noktaya geçişimiz süresince her gün kullandığımız güzergahta bugün ekstra önlemler alınmıştı. Hemen kurulan barikatların yanı başına artık siperler kazılmaya başladı ve Molotov kokteylleriyle sivil halk orada beklemeye başladı. Yine aynı şekilde yerlerde kapanlar, diken niteller o tankların geçişini durdurabilmek için ayrı ayrı konulan beton bariyerler ve dediğim gibi 3 ayaklı 4 ayaklı kapanlar da yine o noktada. Rus ordusu yaklaşık Ukrayna'nın kalbinin, başkentin 15 kilometre ötesinde ve artık sivil nokta, sivil yaşam alanlarının bulunduğu yerlerde ardı ardına tehlike altında. Yaklaşık 11 bin Rus askerinin öldürüldüğünü duyurdu Ukrayna Savunma Bakanlığı. 285 tank, 44 uçak ve 48 helikopterin imha edildiği duyuruldu. Rusya'dansa 2203 askeri unsur vuruldu açıklaması geldi ki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün yapmış olduğu açıklamada askeri altyapının neredeyse artık tamamen kullanılamaz hale getirmek üzereyiz açıklamasını yaptı. Birçok kenti ele geçirdik açıklaması da yapıldı Rusya tarafından. Henüz Ukrayna tarafından açıklama yapılmadı ele geçirilen kentlerle ilgili ama biz bugün tanık olduklarımızdan şunu söyleyebiliriz ki artık Rus ordusu az önce de dediğim gibi çok yakın Kiev'e. Tabii bir yandan merak edilen o 64 kilometrelik uzun bir konvoy vardı. O konvoy hala ilerleyişini devam ettiriyor mu? Onunla da ilgili çarpıcı iddialar var. Rasputitsa mevsimi şu an itibariyle artık Ukrayna'da. Yani ne anlama geliyor? Karların eriyip çamurun artık balçık haline gelmesi anlamına geliyor. Rasputitsa çamuru diye adlandırılıyor bu da. İşte bu da tankların geçişlerini zorlaştırdı ve tankların çoğunun da o çamurlara, o balçığa saplandığı iddiası var ki uzun süredir ilerleyişi durmuş vaziyette o Rus konvoyunun, 64 kilometreden oluşan Rus konvoyunun. Kiev artık sokak savaşına hazırlanıyor. Bir kez daha söyleyelim. Şunun altını da bir kez daha çizelim.
çizelim. Çünkü artık Rus ordusu çok yakın. Yaklaşık 15-16 kilometre ötemizde. Bugün tanık olduk. Tahliyelerin yapıldığı sırada ardı ardına füze ve havan saldırıları düzenlendi. Çok sayıda sivilin yaralandığını da söyleyebiliriz. Umalım ki bir sivil kayıp haberiyle karşı karşıya kalmayız ama 24 saat önce, 30 saat önce yaşanan o çatışmalarda ikisi çocuk, ona yakın kişi hayatını kaybetmişti ve bugün de yine ardı ardına ambulansların geçtiğini söyleyelim. Başkent Kiev'den söz size bırakalım.